Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlere 15 mitolojik Türk tanrısından bahsedeceğiz. Bu videoda Türk mitolojisinin ne kadar derin ve detaylı olduğunu göreceksiniz. Türk mitolojisi içerisinde sayamayacağımız kadar çok karakter yer alıyor. Öyle ki farklı kökenlere dayanan anlatılarda geçen onlarca isimden kimileri günümüzde hikayelerini bilmesek de çocuklarımıza verdiğimiz isimler olarak aramızda yaşıyorlar. Bu videomuzda Türk mitolojisinde yer alan önemli karakterlerden bazılarının hikayelerine göz atacağız. Türk mitolojisi, tarih boyunca var olmuş tüm Türk boylarının mitolojilerini, inançlarını, hikayelerini, destanlarını ve efsanelerini içine alan oldukça geniş bir alandır. Hem bu sebepten hem de Türk mitolojisine yönelik kaynakların azlığı sebebiyle mitolojimizde pek çok konuda farklı anlatılara ve yorumlara rast gelmek mümkündür. Buhara, Talkan, Cürcan ve Semerkant katliamları sonrası yazılı kaynaklarımızın yok olmasından sonra çoğu Çin'den olan yabancı kaynaklar sayesinde Türk mitolojisinin karakter bakımından oldukça zengin olduğunu biliyoruz. Ancak özellikle destanlar ve günümüzden geçmişe dönük sözlü anlatılan ve sonradan bulunan yazılı kaynaklar sayesinde bazı bilgilere vakıf oluyoruz. Tanrılar, tanrıçalar, koruyucu ruhlar, hanlar, kağanlar tarih boyunca pek çok kaynakta Türk mitolojisi karakterleri olarak karşımıza çıkıyor. Gelin birlikte bu karakterlerden bazılarına göz atalım. Tanrıların en ulusu ve büyüğü, Gök Tanrı. Türk mitolojisinin en temel karakterleri farklı kaynaklarda, farklı şekillerde ifade edilse de Gök Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Gök Tanrı, kimilerine göre tüm tanrıların tanrısı, tanrıların en büyüğü olarak göğün üstünde yaşamaktadır. Diğer tüm tanrı ve tanrıçaları da o yaratmıştır. Bir diğer bakış açısı ise Gök Tanrı'nın doğrudan gökle eşleştirildiğini ve yalnızca onun tanrı olduğunu ifade eder. Bu tür noktalarda farklı kaynaklarda her ikisine de yorulacak ifadeler yer aldığından ve bu mitleri doğrudan anlatan kaynaklar neredeyse yok denecek kadar az olduğundan tek bir çıkarıma varmak ne yazık ki mümkün değil. İnsanların ve dünyanın yaratıcısı Kayrahan. Kayrahan farklı kaynaklarda tıpkı Gök Tanrı gibi farklı şekillerde anlatılsa da temelde dünyayı ve insanları yaratan tanrı olarak karşımıza çıkar. Babası tanrıların en büyüğü olan Gök Tanrı'dır. Annesi ise yoktur. Ancak farklı kaynaklarda Kayrahan da tıpkı Gök Tanrı gibi her şeyin yaratıcısı olarak anıldığı için bu noktada da net bir anlatıdan bahsetmek mümkün değildir. Kayrahan'ın Ülgen, Kızagan ve Mergen adında üç oğlu olduğu söylenir. Bu üç oğuldan Ülgen, Türk mitolojisinde bir diğer önemli karakter olarak karşımıza çıkar. İnsan görünümünde engellerle dolu bir yolun sonunda oturan Tanrı Ülgen. Ülgen kimi kaynaklarda yukarıda bahsettiğimiz gibi Kayrahan'ın oğlu olarak anlatılır. Temel hikayelerden biri bu olsa da aynı zamanda Kayrahan'la Ülgen'in aynı tanrı oldukları ve farklı isimlerde anıldıklarını, her ikisinin de temelde Gök Tanrı'ya işaret ettiği söylenir. Bu anlatılara göre Ülgen yerin 7 kat üstünde oturur ve ona ulaşabilmek için her katta farklı engelleri aşmak gerekir. Bu engelleri yalnızca erkek şamanlar ayinler esnasında aşabilirler. Ancak onlar bile hiçbir zaman 7. kata kadar çıkamaz. 5. kat olan ve kutup yıldızının temsili olarak karşımıza çıkan demir kazık ya da altın kazık katına kadar gidebilirler. İnsan görünümünde olan Ülgen, şaman dualarında Akayaz, Ayazkan, Şimşekçi, Yıldırımcı ve Yaratıcı olarak anılır. Kimi anlatılarda Ülgen, her şeyin yaratıcısı olarak da yer alır. Ülgen'in Karakuş, Karşıt, Buğra, Kan, Burça, Yaşıl Kan, Erkan'ım, Baktı Kan adında 7 tane oğlu ve Ak Kızlar ve Kıyanlar olarak adlandırılan 9 kızı vardır. Ülgen'in kızları aynı zamanda Türk mitolojisinde esin perileri olarak da yer alır.
Ülgen'e yaratma ilhamı veren, hayatı başlatan tanrıça Akan'a. Akan'a Türk mitolojisine henüz hiçbir şey yokken Ülgen'e yaratma kuvvetini veren varlık olarak yer alır. Altay yaratılış mitlerinde Akan'a, bir Akan'a var idi, yaşardı su içinde. Ülgen'e şöyle dedi, göründü su yüzünde. Yaratmak istiyorsan sen de bir şeyler Ülgen, yaratıcı ol, şu kutsal sözü öğren. De ki hep yaptım oldu, başka bir şey söyleme. Hele yaratırken yaptım olmadı deme. Akan'a bunu dedi, sonra kayboluverdi. Denize dalıp gitti. Bilinmez oluverdi, sözleriyle anlatılır. Ve deniz tanrıçası olarak da anılır. Işıktan bir sureti vardır. Yeraltının sahibi ve yeraltı tanrısı Erlik. Türk mitolojisinin Hades'i, Totu, Aitas'ı, Orcusu ya da Anubis'i diyebileceğimiz Erlik, yeraltı dünyasının tanrısıdır. Ülgen'in oğullarından biri olarak anılan Erlik, dünya yaratılırken Ülgen'e karşı bazı itaatsizlikler ve kötülükler yaptığı için cezalandırılır ve yeraltına gönderilir. Gezegenimizin ve evrenin karanlık tarafını yeraltından yönetir. Burada kendine koyu kırmızı ve çok az ışık veren bir güneş yaratan Erlik'in emrinde 9 semerli bir boğa vardır. İnsanları kötülüklerden koruyan saf bir ruh, suyla. Türk mitolojisinde tanrı ve tanrıçaların yanında koruyucu ruhların da çok önemli bir yeri vardır. Suyla da o ruhlardan biri ve insanları kötülüklerden koruyan ruh olarak karşımıza çıkıyor. Güneş ve ayın kırıntılarından yaratılan ve Ülgen tarafından gönderilen suyla, şamanlar ayin esnasında alem değiştirirken, yani yerin altına ya da üstüne giderken onların önüne çıkan kötü ruhları engelliyor. Aynı zamanda bir başka ruh olan yayıkla birlikte kurbanların ruhlarını gökyüzüne çıkarıyor. Aklın ve bilginin sembolü Tanrı Mergen. Ülgen'in iki kardeşinden biri olan Mergen, her şeyi bilen Tanrı olarak betimlenir. Var olan tüm bilgilere sahip olan, aklın sembolü olan bu Tanrı, göğün 7. katında oturmaktadır. Kötü ruhlarla mücadele eden Mergen, sahip olduğu sınırsız bilgi sayesinde tüm mücadelelerinden galip ayrılır. Mergen, bilgeliğin ulu tanrısıdır. Ülgen'in bir diğer kardeşi olan Kızagan, gücün, savaşın ve kaba kuvvetin tanrısı olarak anılır. Göğün 9. katında oturan Kızagan, çok güçlü ve kudretlidir. Kırmızı yularla bir deve sırtında tasvir edilir. Kadınların, çocukların ve hayvanların koruyucusu olan tanrıça, Umay. Umay, Türk mitolojisinde karşımıza çıkan en önemli dişi karakterlerden biridir. Bir tanrıçadır. Kadınların, çocukların ve hayvanların koruyucusu olarak anlatılan Umay, kimi kaynaklarda da Humay kuşu olarak anılır ve kuzgun büyüklüğünde bir kuş olarak tasvir edilir. Sürekli gökte yaşadığı, yavrularını da burada doğurduğu anlatılır. Pek çok anlatıda bir çocuk rüyasında gülüyorsa Umar'ı gördüğü, Umay'ın da onu koruduğu söylenir. Eğer çocuk ağlıyorsa bu Umay'ın yokluğuna yorulur ve çocukların hasta olması Umay'ın uzun süre boyunca onu yalnız bırakmasıyla ilişkilendirilir. Haberci ruh Yayık. Yine Ülgen tarafından gönderilmiş bir ruh olan Yayık, Ülgen'le insanlar arasındaki haberci konumundadır. Tıpkı suyla gibi aynı zamanda insanlara iyilik getirmek ve onları korumak gibi görevleri de olan Yayık, kimi kaynaklardaysa Yayık Han olarak anılır ve tufan perisi olarak tasvir edilir. Yayık'ın da şamanların ayin esnasındaki yolculuğunda önemli bir yeri olduğu, şamanı göklere çıkaran ruhlardan biri olduğu söylenir. Bazı anlatılarda da Yayık gibi bazı ruhların Tanrı tarafından yaratılan ilk canlılar oldukları ve insanların da ataları olduğu söylenir. Cennette yaşayan ruhlar bir süre sonra yarı tanrı haline gelmiştir ve akrabaları olan insanları koruma görevini üstlenmişlerdir. Dumanla temsil edilen bir ruh, Karlık. Karlık da ilahi koruyucu ruhlardan biri ve görevleri suyla aynıdır. Bazı anlatılarda
Suyla ve Karlık çok yakın iki arkadaş olarak anlatılıyor ve görevlerini de birlikte yerine getiriyorlar. Karlık, Suyla ile birlikte görülüyor ve kaynaklarda dumanla tasvir ediliyor. Ülgen'in elçisi Utkuçı. Utkuçı, Suyla, Yayık ve Karlık gibi ilahi bir ruhtur. Ülgen'in gökyüzündeki elçisidir ve şamanları gökte o karşılar. Şamanlar ve Ülgen arasında mesajları taşır. Hiçbir zaman yeryüzüne inmeyen Utkuçı, güler yüzle karşılayan anlamına gelir. Kötülüklerin anası Alkarısı. Alkarısı, farklı kaynaklarda pek çok farklı isimle anılan bir ruhtur. Genellikle güçlü, kızıl ve dağınık saçları olan, ürkütücü görünen bir kadın olarak tasvir ediliyor. Ancak farklı kaynaklarda tek gözü olan, çirkin bir yaratık olarak da en güzel kadınlardan daha güzel bir kadın olarak tasvir ediliyor. Alkarısı, lohusa kadınlara musallat oluyor. Bebeklere ve annelere büyüler yaparak onlara kötü hastalıklar yolluyor. Destansı bir karakter, Oğuz Kağan. Oğuz Kağan, Türk mitolojisinde özellikle Türk soyunun hikayesini anlatan en önemli destanlardan birinin ana karakteridir. Kadim Oğuz Türkmen Devleti'nin kurucusu olarak anılan Oğuz Kağan'ın tüm Türk boylarının atası olduğuna inanılır. Destandan gökten gelen, Tanrı'nın kızları ile birleşerek dünyaya getirdiği çocukları, soyunu devam ettirir ve torunları da Türk boylarını oluşturur. Doğar doğmaz çiğ et yemeye başlayan, ağzı ateş gibi, teni maviye dönük, kudretli bir karakter olarak tasvir edilen Oğuz Kağan, babası Karahan'ı öldürmüştür. Oğuz Kağan'ın Gökhan, Ayhan, Yıldızhan, Günhan, Dağhan ve Denizhan isminde 6 oğlu vardır. Ve bu oğulları Oğuz boylarını meydana getirirler. Ana kurt Asena. Bir diğer destan karakteri olarak karşımıza çıkan Asena, Türeyş destanında da anlatılan bir dişi kurttur. Ve Göktürklerin soyu bu dişi kurdun yavrularından birinden gelmektedir. Ancak Asena ile ilgili olarak farklı kaynaklarda erkek kurt ifadesi de kullanılır.